Sevgili izleyicilerimiz, televizyon programında yine bizimle birliktesiniz. Bugün iki ilginç sanatçı konuğum var. Onları sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum, duyacağım. Sayın Çiğdem Yorgancıoğlu, dünya Merhaba. Gezgini, sanatçı, eğitmen, birçok özellikleriniz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halit Nart, müzik yapımcısı, Türk pop müzik sanatçısı ve Müzik Yapımcıları Meslek Birliği'nin MÜYAP'ın da kurucu üyelerinden. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Dünya gezginliğiyle başlayalım. Daha ülkesini hatta bulunduğu şehri gezmeyen insanların olduğu bir ülkede bir Türk kadını nasıl oluyor da acaba kaç ülkeyi gezmiş oluyor? Şu ana kadar dünyada kaç ülkeyi gezdiniz? Şu ana kadar toplamda 101 ülke oldu. 101 ülke evet. oldu. Gitmediğiniz kıta var mı? Antarktika. Antarktika? Evet. Evet. Başka? Bütün kıtalara gittiniz yani. Evet. Evet. Peki en çok hangi kıtaya gittiniz? Avrupa tabii ki. Çünkü şöyle, iş için de seyahat etmek ya da resim sergileri ya da bir takım organizasyonlara katılmak üzere de seyahatler yapıyorum. En son bunlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler'de bu barış görüşmeleriyle ilgili olandı. Bunu özellikle iş görüşmeleri dışında olduğu için belirtmek ihtiyacı duydum. Bunun gibi çeşitli sosyal, dünya barışına katkıda bulunacağına inandığım, yani neticeleri itibariyle bakıldığında sonuçlar bunu getirecek mi getirmeyecek mi bir muamma olan süreçlerde de bir şekilde kendi fikirlerimi ifade etmek açısından böyle değişik yerlerde de bulunabiliyorum çeşitli kurumların aracılığıyla. Bu tip faaliyetler ki sizinle de hatırlarsanız birlikte bir organizasyona katılmıştık. Evet. Uluslararası evet. Bir organizasyondu. Birçok ülkenin katıldığı. Dolayısıyla bu tip şeyler için yurt dışında da aynı zamanda ziyaretler gerçekleştiriyorum. Sorunuzun cevabı bunların en yoğun olduğu yer Avrupa olduğu için Avrupa. Ama gönlünüz nerede deseydiniz ben de size derdim ki Afrika. Evet, sizin şimdi belki görüntülerde de çıkar. Özellikle bir fil düşkünlüğünüz var. Evet. Şapka düşkünlüğünüz olduğu gibi. Ona da değineceğiz tabii de. Evet. Ama niye fil merakı sizin için büyük önem taşıyor? O heves ve merak nereden kaynaklandı? Şöyle oldu. Bu bir sempatiyle başladı ama bu sempatinin arkasında aslında çok haklı bir gerekçe vardı. Şöyle ki Tayland'da bir aslında timsah çiftliği olan bir yerde fillerle tanışma ve fille dokunma. İlk defa file dokunduğum yer orası oldu. Öyle bir tanışma sonrası fillerle aslında ne kadar iyi bir diyalog içinde olabildiğimizi hissettim. Onun aslında filin derisi kalındır derler. Hani öyledir. Fil sizi hissetti mi ona rağmen? Yani hayvanlar hassastırlar muhakkak ki hissetmişlerdir de şimdi şunu aktarmak isterim izleyicilerimize. Neden bu filler öksüz yurtlarında, yani ben de fil tutkusu yaratan şeyin aslında kaynağı, yani gerek Afrika gerekse Asya ülkelerinde bu tip fil öksüz yurdu ziyaretleri şundan kaynaklanıyor. Zaten ki sizin Birleşmiş Milletler'de savunduğunuz konulardan, davalardan birisi de bu anladığım kadarıyla. Aslında o biraz daha dünya politikasıyla ilgili ama şu açıdan, yani bunu bitirelim. Şöyle söyleyeyim. Yani ben şuna inanıyorum. Aynı zamanda bir katkı sağlayalım izleyicilerimize ki ivory, yani fil dişi dediğimiz bir takım aksesuarları alırken bir daha düşünsünler. Şimdi yayına gelirken, daha gelir gelmez buradaki fili gördüm. Karşımda bir tane fil duruyor. Beyaz bir fil. Ve hemen yani burada bir filin olması bile bir tesadüf. Hayvanlar, yani anneleri dişleri için avlandığından dolayı bu bebekler öksüz kalıyorlar. O öksüz kalan bebekleri de doğaya tekrar kazandırabilmek için ve bir fil yavrusu
anne rol modeli olmaksızın büyüyemiyor. Büyüyemiyor, hayatta kalamıyor. O yüzden de tekrar bunları doğaya döndürebilmek için belli çabaların olduğu parklara getiriyorlar. Orada aynı zamanda iletişime açık hayvanlar oldukları için belli bir noktaya kadar ve belli dönemlerinde. O yüzden böyle parklarda bir takım faaliyetler de oluyor. Yüzüyorsunuz, işte onları besleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şey. Olan sıcak ilişkileri kurmaya yardımcı olan insanlardan oluyorsunuz. Söyleşimizi de sizinle de sürdüreceğiz. Bakın evet. İlginç bir fil söyleşisiyle başladık. Belki okuyucularımız, izleyicilerimiz, entelektüel kişiler filleri kitaplarda görüyorlar yahut hayvanat bahçesine gittiklerinde görüyorlar ama onlar da dünyamızın, dünya ailesinin bir parçası. Öyle değil mi Halit Bey? Bir insan, bir sanatçı yaşadığı doğaya, doğanın içindeki bitkilere, hayvanlara sahip çıkmalı, onları kucaklamalı desem ne dersiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben düşündüm ne zaman dokundum diye. 1975'te ilk file dokundum. Gülhane'de vardı o zaman. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Tabii ki hayvanlara ne sahip hissetmiştiniz? O merakımı celbetti. Vallahi yani sadece resimlerde gördüğümüz, o dönem sadece bir TRT vardı hatırlarsınız. Yani çok güzel insanın, hayvan seven insan insanı da sever, doğayı seven insan insanları da sever. Herkesin içinde mutlaka doğa ve hayvan sevgisi olması gerektiğine inanıyorum ki savaşlar olmasın, insanlar birbirlerini yemesin, güzel bir dünyada yaşayalım diye. O dünyayı güzelleştirmede ve insanca birbirimize davranmada anlaşılan hayvan sevgisi kilit sözcüklerden bir tanesi olsa gerek. Kesinlikle. Şimdi Çiğdem Hanım'a biraz sonra döneceğim. Tabii bu kadar dünya kadını, dünya vatandaşı olmaya nereden geldi diye ama sizden başlamış olalım Halit Bey. Hem müzik yapımcısısınız hem evet. de müzisyenlik kariyerinde ciddi basamakları çıkıyorsunuz. Sizin müzik yaşamınız nasıl başladı? Şöyle söyleyeyim, benim daha önceki dönemimde müzik sektörüne girmeden evvel bir futbolculuk yaşantım vardı. Top oynadığım dönemdeki herkes futbolcu oldu. Aykut Kocaman biliyorsunuz Fenerbahçe'yi evet. uzun zaman hem top oynadı hem antrenör olarak çalıştırdı. Müjdat Yetkiner, Sarıyer'de Osman. Onlar topçu olurken ben de sonradan müzik yapımcılığından popçuluğa geçtim. Popçuluktan bu arada değerli müzisyen konuklarımızdan birisinin de benzer bir hayat hikayesi var. O da evet. profesyonel futbolla ilgilenmiş ama sonradan hatta küçük bir rahatsızlık yüzünden bu sefer müziğe yönelmiş. Genelde hep öyle oluyor. Julio Iglesias da öyle. Real Madrid'de oynuyordu. Hmm. Çok da iyi bir kaleciydi. Sakatlandıktan sonra albüm yapıp evet. Sonrasında... Yazarlar da bilirsiniz çocukken hasta olurlar. Böyle normal arkadaş çevresinden eve içe kapanırlar. Ve bu onların yazmaları için uygun bir ortamı sağlar. Bazen hani küçük rahatsızlıklar, aksilikler insanların evet. hayatında güzel değişimlerinde çok başlangıcı olabiliyor değil doğru mi? Doğru söylüyorsunuz. Devam edelim sonra. Sonrasında ben tesadüfen askerden geldikten sonra ne yapayım diye düşünürken müzik sektörüne girdim. Hiç bilmiyordum. 6 ay sonra şirketin müdürü oldum ve Türkiye'de ilk defa supervisor olayını başlatmış oldum albümlerde. Tabii o dönem çok ünlü sanatçılarla çalıştık. Bülent Ersoy, Kibariye, Sezen Aksu, Arif Sağ, evet bu Edip kişilerin Akbayram. Albümlerini çıkardınız. Tabii yani o firmadaydım ben. Yani firmanın sahibi başkasıydı. 6 yıl çalıştım. O arada hep kafamda şey vardı. Yani ben 5-6 yıla kadar kendi firmamı kurdum, kurmadım. Burada sürekli çalışır giderim diye. Ne zaman kurdunuz kendi firmanızı? 6 yıl sonra. Yani yaklaşık hangi yıllarda? 90-91'lerde filan. Evet, oldukça geriye dönük bir yapımcısınız. Evet, yani aşağı yukarı 30 senedir müzik sektöründeyim. 30 senedir yani evet. kendi şirketinizle. Hayır, 30 senedir müzik sektöründeyim. 20-25 sene filan yani. 25 ya da 24 sene kendi şirketimde. Bu arada sayabileceğimiz tabii ünlü kendi, sanatçıların albümlerini çıkardınız. Tabii kimlerdi? Çıkarttığım benim sanatçım Mert Müzik Kaşeli olan Burak Kut, Soner Arıca, Faruk Kağ, Fatih Kısaparmak,
Eda Metin Özülke. Coşkun Sabah da vardı. Coşkun Sabah, evet. Seda Sayan, Mahmut Tuncer. Bravo. Peki, an aklıma gelmiyor. Sizler müzik yapımcıları, sonradan da MÜYAP diye değil evet. mi? Meslek birliğini kurdunuz. Evet. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Doğru. Bu meslek birliğiyle ilgili konuları Çiğdem Hanım'ın da biraz özgeçmişini öğrendikten sonra biz biraz daha yakından inceleyelim diyelim. Hay hay. İzleyicilerimizin de soruları olursa konuklarımız için, konuştuğumuz konular için her zaman ekrandaki numaralarımızı arayabilirler. Onu da hatırlattıktan sonra. Çiğdem Hanım, evet böyle fillerdi veyahut da dünyanın en umulmadık köşeleriydi. Çok değişik tecrübeleri hem yaşıyorsunuz hem de bunları değişik sanat formlarında sergiliyorsunuz, anlatıyorsunuz, sunuyorsunuz galiba. Bu noktalara nereden geldik? Eğitim background'umuz nedir? Bizi ne dünyayı gezmeye yöneltti, itti diye. Sorularınıza sırasıyla olmasa da hepsine yanıt vereceğim. Kendi kafamdaki sıralamaya uygun olarak dünya gezilerine ne itti sorusunun cevabı aslında 80 günde Devre Alem kitabı diyebilirim. Kitabı, öyle dediğimiz zaman çok akılda kalıcı olduğu için söylüyorum ama merak duygusu diyebilirim. O zaman çocukken buna. Bu merak sizde başladı. Dünyayı gezme görme merakı. Çocukken başladı. Bunun yanı sıra eğitimle ilgili olarak ve sanatla ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapıyorum sizin de belirttiğiniz ne tür gibi. Bunların yok sorular içinde bir de eğitimle ilgili bir kısım, daha doğrusu benim almış olduğum eğitimle ilgili bir kısım vardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme ve ekonomi fakültelerini double major dediğimiz çift ana lisans programında bitirdikten sonra İngiltere'de kısa dönemli bir hukuk associate programı aldım. Bu program bir üniversite programı olmasına rağmen benim bir avukat gibi davranmama müsaade eden bir program değil ama sözleşme yapmak açısından beni yetkin kılan bir program olduğu için de yaklaşık iş hayatımın 15 yılı kadar ki bunun tamamı 26-27 yıla sığıyor diyebilirim okul yıllarında çalışmaya başlamıştım. Bu süreçlerde bana bir yol gösterici, aynı zamanda beraberinde bu işi yapmamı sağlayıcı oldu diyebilirim. Çeşitli şirketlerde gerek finans, gerekse dış ticaret konularında, hukuk, sözleşme konularında galiba gibi, çalıştınız. Hem yönetici hem de uzman olarak çeşitli görevlerde yer aldım. Bunların tamamlanması neticesinde şu anda statü olarak baktığınızda emekli statüsünde oluyorum. Eğitim sektörüne yönelmeye karar verdim. Ve o konuda bir kariyer hedefi belirledim. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Yapılan her çalışma içinde ki gerek eğitim gerekse sanat faaliyetleri içinde de ben cemiyete faydayı da beraberinde yani diyorsunuz önemsiyorum. Ki ben kendimi yetiştirdim, birçok alanda eğitim gördüm, büyük şirketlerde de çalıştım, yöneticilik de yaptım, her şeyi yaptım. Şimdi gezerken, bir takım şeyler yaparken de cemiyeti, topluma faydalı olayım diyorsunuz. Neler yaptığınızı biraz izleyicilerimizi merakta bırakarak biraz sonra öğrenelim diyoruz. Ama şimdi hemen Halit Nart'ın bir ilk müzik klibini döndürerek hepimize size bir soluk arası verdirelim. İlk klibin adın neydi? Klibi izledikten sonra Halit Bey'den biraz daha bilgi alırız. Adın neydi? Birlikte izliyoruz. Thank you.
Ben ne derdim, sevmiş miydim seni güzel kadın? Kimdi suçlu, sen mi yıktın? Ben mi mahvettim tüm olanları? Soldu mevsim, kaçtı keyfim. Dünya durdu, ben durdum. Sebep çoktu, çözüm yoktu. Bir heves miydi bu, geldi geçti. Aldana aldana düştüm bu hale. Kördüm olmuşum, çözsen ne çare. Söz verip gidenler dönmüyor geri. Bekleyen her zaman unutulandır. Aldana aldana düştüm bu hale. Kördüm olmuşum, çözsen ne çare. Söz verip gidenler dönmüyor geri. Bekleyen her zaman unutulandır. Kimdi suçlu, sen mi yıktın? Ben mi mahvettim tüm olanları? Aldana aldana düştüm bu hale. Kördüm olmuşum, çözsen ne çare. Söz verip gidenler dönmüyor geri. Bekleyen her zaman unutulandır. Çözsen ne çare. Söz verip gidenler dönmüyor geri. Bekleyen her zaman unutulandır. Adın neydi izledik. Halit Nart'a dönüyorum. Söz ve müzik kime ait bu güzel parçanın? Sevgili Barış Aktaş'a ait söz müzik. Aranjesini de Tansel Doğanay yaptı. Evet, böylece bir ekip çalışması içinde olduğunuzu da görüyorum. Sizinle söyleşimizi sürdüreceğiz. Çiğdem Hanım'a hemen dönüyorum. Hem eğitim çalışmalarınız var, hem de resim yaparak ve tiyatral performanslar yaparak, sadece Türkiye'de değil tabii, yurt dışında gittiğiniz yerlerde ülkemizi de temsil ediyorsunuz. Bu eğitim çalışmalarınızı, sanat çalışmalarınızı örnekleyebilir misiniz? Örnekleyeyim. Eğitim çalışmasıyla ilgili çok yakın bir zamanda, birkaç gün önce yurt dışından döndüm. Universum College diye Kosova'da iki ayrı şehirde, Jakova ve Prizren'de yapılan bir eğitim seminerim, bir konferans niteliği de, eğitim niteliği de beraberinde taşıyacak bir çalışma oldu. Bu eğitimlerde özellikle gençlerin, bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilecek bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Üniversitenin davetlisi olarak katıldım. Sosyal sorumluluk anlamında gençlerin, yeni jenerasyonun yaşama bakarken sorgulayıcı olmalarını kolaylaştıracak ve aynı zamanda bize şu anda dünyanın, özellikle de Batı'nın dayatmış olduğu bir takım gerçeği yansıtmayan
bazı kavramların sorgulayıcısı haline gelmek öyle mi? Nedir bu kavramlardan bir örnek verseniz? Diyor olmak. Yani başlangıçta müzakere diyebiliriz. Yani biraz önce Birleşmiş Milletler'den bahsettim. Yani müzakere anlayışıyla ilgili aslında baktığınızda o Suriye-Cenevre barış görüşmeleriyle ilgiliydi o çalışma. Yani gerçekten müzakere mi isteniyor? Müzakerenin ne olduğunu biliyor olmak lazım. Birileri müzakere mi istiyorlar yoksa bir sorunun aslında çözümsüz olduğunu ve kendi dayatmalarını ön plana çıkarmak için müzakereyi bir araç olarak mı gösteriyorlar? Bunun farkındalığını görebilmek için gençlerin, bu bir tanesi tabii ki, gençlerin doğru sorular sormalarını sağlıyor olabilmek. Bir atölye çalışması gibi bir şey yaptınız herhalde, öyle mi? Genelde aslında liderlik yaşam boyu kalıcı başarı, hayatın bir müzakere olduğu ve sorgulayıcılık üzerine bir konferanstı, odak noktası oydu. Paradigma dediğimiz yani olaylara farklı bakma becerisini kazandırabilecek bir sorgulama yöntemi üzerinde 360 derece bir her şeye durumsallık ilkesini ön plana alarak bakma üzerine çalışma oldu diyebilirim. Peki bunlar ilgi ne kadar ilgi görüyor? Sizce? Üniversite öğrencileri daha sonra çok iyi feedbacklerle döndü. Bence bunlar fark yaratıyor. Daha sonra da eğitim verdiğim, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde de eğitim seminerleri veriyorum. Bir üniversiteyle daha şu anda görüşme halindeyiz. Kurumlara verdiğim eğitimler dışında, yani şirketler yani ve şirketler dışında evet üniversitelerle işbirliği içinde de belli projeler yapıyoruz. Ben burada sizi keseyim. Şimdi hemen Halit Bey'e döneyim. Buyurun. Böylesine dolu dolu ülke içinde, ülke dışında birçok çalışmada üretken kadınlarımızın olmasına ne diyorsunuz? Siz çünkü ülke dışında da klipler çekiyorsunuz. Hatta yakın zamanda Güney Amerika'ya gittiniz. Oradaki kadınlar bizim kadınlarımız kadar becerikli mi? Yani hiç öyle bir mukayese yapmadım ama tabii ki Türk kadının dolu dolu olması, birçok konuya hakim olması, toplumu yönlendirmesi bence çok hoş, çok güzel bir konu. Eğer ki Türkiye genelinde bütün bayan nüfusu bu kadar donanımlı, bu kadar bilgili olursa zaten Türkiye'de hiçbir şekilde bir sorun çıkmayacaktır. Çünkü bizleri hep bayanlar yönetiyor. Her ne kadar iktidarları erkekler yönetiyor gibi görünse de evde hepimiz artık bayanlara teslimiz. Tabii ki çok hoş ve çok zarif olur yani. Hanımefendi gibi herkesin donanımlı, hayata güzel bakan, insanları eğiten, öğreten insanların çevremizde, ülkemizde olması gerçekten gurur verici. Peki şimdi bu tür Birleşmiş Milletler ortamlarında da sanatçı niteliğinizle de temsil edici konumlarda, ortamlarda bulunduğunuza göre onlar sizi gördüklerinde kafalarında başka ön yargılı kavramlar, değerlendirmeler var mıydı Türk insanı, Türk kadını konusunda? Siz bu konuda ilginç deneyimler yaşadınız mı? Onu sorayım. Ben yaşamadım. Türk kadını dediğimiz zaman aslında hangi profilin çizilmesiyle ilgili de aslında bir şey var, bir karışıklık var. Yani Türk kadınının ne olduğuna dair bir imaj aslında yok. Evet, bir karışıklık var galiba yurt dışında, değil mi? Türk kadını nasıl bir kadındır? Evet. Ancak kendilerini tanıtırlarsa. Peki ben burada hemen sorumu şöyle değiştireyim. Acaba Türkiye'de şimdi yurt dışına gitme, Türk insanını kadın erkek tanıtma yönünden geçmiş yıllara göre daha fazla hareketlilik var diyebilir miyiz? Çünkü öğrencilerimiz gidiyor, değişim programları var, turizm hareketliliği var. Türkiye'ye daha çok gelen yabancı var. Yani Türkiye konusunda olumsuz ön yargılar en azından bu anlattığım faktörler nedeniyle daha da azalmışa benziyor mu? Sizin izlenimleriniz nedir? Şöyle söyleyeyim. İvme açısından baktığınızda iletişim kısmı artmış olabilir. Fakat olumlunun ne olduğu öyle bir kavram ki kişilere göre daha değişiyor. Çok enteraktif olduk sonra
daha olumsuz imajlar da oluşmuş olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz ki geçmiş 50 yılla karşılaştırıldığında daha fazla enteraktı olduğu ve daha fazla iletişim içinde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce sorunuzda bir de şöyle bir şey vardı. Sanatla ilgili olan kısım yurt dışında diye. Orada büyük elçilikler vasıtasıyla yapılan bir takım sergiler oldu. O sergiler sırasında özellikleri şuydu. Resimlerin sadece asılması değil, aynı zamanda hikayelerinin kültürler arası, yani yapılan bütün çalışmaların, biraz önce belirttim ya, cebiyetle bir alakası olması gerekiyor, fayda sağlaması gerekiyor diye, kültürler arası diyalogları arttırıp orada da tarihsel bir takım farkındalıkların önünü açacak hem konuşmaların olmasını sağlıyor olmak, hem de birlikte bazı şeyleri tartışma zeminine getirecek bir ortam hazırlamak diyebiliriz. Müzakere diyelim daha çok. Demek ki sizin yurt dışında yaptığınız çalışmalar salt bir gezi değil, aynı zamanda ülkemizi ve kendi sanatınızı da tanıtmak oluyor. Sayın Çiğdem Yorgancıoğlu, programımıza renk kattınız. Şapkalarınızı bile konuşamadık. Belki başka bir programda olur ama sizin gezilerinizin sürmesini, olumlu etkiler yapmayı, sürdürmenizi diliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkürlerimizi ben sunuyoruz teşekkür size. Ediyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, programımızın bu ilk 30 dakikasını sevgili Halit Nart'ın bir playback müziğiyle sürdürmüş olalım ve parçasının adı da Yıllar Sonra, birlikte izliyoruz. Hatırla, o sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben yokluğumla kalmıştım yıllar sonra. Hatırla, o gidiş yakışır mı hiç bizim sevdamıza? Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda. Bir esirim ben çıkmazında. Dön gel bana, dön gel bana. Haydi tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen. Dön lütfen. Hatırla, bu sevda dolu dizgin nasıl yaşandı çılgınca. Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna. Yazık bana, yazık bana. Haydi elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen. Dön lütfen. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben.